Herkese merhaba. Samsung Galaxy E5 şu anda elimizde. Samsung bir taraftan amiral gemisi Galaxy S serisi telefonlarıyla piyasada üst segmentte pazar payı kapmaya çalışırken bir taraftan da giriş ve orta segmentte sunmuş olduğu seçenekleri biraz daha sadeleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Galaxy serisi içerisinde Galaxy Grand, Galaxy Star, Galaxy S gibi farklı Galaxy telefonları görüyorduk. Ancak şimdi Galaxy A, Galaxy E gibi daha sade ürün yelpazeleri görmekteyiz. Galaxy E5'te Galaxy E serisinin üyelerinden bir tanesi 5 inç 720p HD ekranı bulunuyor Galaxy E5'in ve bu telefon yaklaşık 900 lira seviyesinde bir fiyattan Türkiye piyasasında alıcı buluyor. Galaxy E5 güzel görünen, şık görünen, bunun yanı sıra uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap eden bir akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Samsung Galaxy E5'te bahsettiğimiz gibi 5 inç 720p ekran bulunuyor. 1280x720 piksel çözünürlüklü bu ekran 294 ppi gibi bir piksel yoğunluğu sunuyor. Super AMOLED ekranın görüş açılarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Renkler bir hayli canlı. Bunun yanı sıra güneş ışığı altında da bu ekranın iyi bir görüş sunduğunu gördük testlerimiz süresince. Ancak ekranın dış ortamlarda kullanımı iyi, ancak ekranın bir ışık sensörü bulunmuyor. Yani dış ortama çıktığınızda ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanmıyor. Sizin paneli kullanarak bu parlaklığı ayarlamanız gerekiyor. Ancak açık havada verilen özel bir mod var. Açık hava modunu açtığınızda ekran 15 dakika boyunca sürekli en aydınlık seviyesinde, en aydınlık şiddette duruyor. Böylelikle dış ortamda telefonu daha rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. 15 dakika geçtikten sonra da ekran parlaklığı otomatik olarak eski seviyesine dönüş yapıyor. Samsung belki ışık sensörü eklememiş, ancak bu şekilde Galaxy E5'i dış ortamda daha rahat kullanmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışmış. Performans açısından baktığımızda Samsung Galaxy E5'te bulunan Snapdragon 410 işlemci orta karar bir performans sunuyor. AnTuTu benchmark testinde 21.000 civarında bir puan gördük. AnTuTu'da Samsung Galaxy S6 60.000 seviyelerinde bir sonuç veriyor. Yani biraz ortalamanın hafif altında kalıyor. Ancak genel olarak baktığımızda Galaxy E5'in performans açısından çok da rahatsız edici olmadığını, başaratmayacağını söylememiz gerekiyor. Arayüzde geçişler oldukça iyi seviyede. Bu telefon internet sitelerinde düzgün şekilde açıyor. Sayfaları yakınlaştırma, ekrana tekrar boyutlandırma gibi işlevleri bu telefonun işlemcinin rahatlıkla yaptığını söyleyebiliriz. 1.5 GB RAM var Galaxy E5'te. Bunun yanı sıra 16 GB dahili hafıza bulunuyor. Telefonda 64 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası var. Böylelikle depolama alanını daha da arttırmak mümkün hale geliyor. Samsung Galaxy E5'in tasarımından bahsedecek olursak, telefon plastikten yapılmış. Kenarları kromlanmış metal görünümü verilmiş bu telefona. İnce bir telefon, 7.3 mm'lik bir kalınlığa sahip gövdesi. Samsung Galaxy E5'in biraz Galaxy S4 havasına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine plastik gövde. Arkası sabit kapak, yerinden çıkartılmıyor. Bu da pilin sabit olduğu anlamına geliyor. Arkası mat bir yüzeye sahip. Bu mat yüzeyin sürtünmesi düşük. Bu da hoş bir kullanım sunuyor. Seramik görünüm söz konusu. Kısacası Samsung Galaxy E5 orta segment bir telefonda üst sınıf Android telefonlarıyla boy ölçecek. Belki de Galaxy S4, Galaxy S5 gibi Samsung telefonlarıyla boy ölçecek bir tasarımı sunuyor. İnce olması da oldukça iyi. Hafif bir telefon. Elinizde tuttuğunuzda telefon fazlalık yapmıyor. Böylelikle telefonu rahat bir şekilde tutup kullanmanız da mümkün oluyor. Samsung'un klasiği ses ve güç butonları oldukça iyi şekilde konumlandırılmış. Böylelikle tek elle kullanımda da Galaxy E5 herhangi bir problem çıkarmıyor. Ekran altında yine ana ekran tuşunu görüyoruz. Üste sabit odaklı 5 megapiksel kamera var. Arkada da 8 megapiksel otomatik odaklı LED flashlı kamera bulunuyor. Hoparlör de hemen kameranın yanında dikkat çekiyor. Tekrar kameraya bakalım, kameradan bahsetmişken. Kamera uygulaması geçen yılın Galaxy telefonlarına gördüğümüz kullanıcı arayüzü. Çeşitli modlar var. Görmüş olduğunuz gibi bu modlara çeşitli yeni modlar da ekleyebiliyorsunuz. Samsung'un Galaxy Apps uygulama mağazası üzerinden. Gece çekim modu var. Arka kamera selfiesi vesaire bu gibi modlarla çekimlerinizi farklılaştırmanız mümkün. 1080p Full HD video kaydı da Samsung Galaxy E5'in özellikleri arasında bulunuyor. Aynı zamanda 8 megapiksel 4:3 formatında fotoğraflar çekebiliyorsunuz Galaxy E5'te. Eğer 16:9 fotoğraf çekmek isterseniz de tercihiniz 16:9 için 6 megapiksel olmalı. Yazılıma bakacak olursak Samsung Galaxy E5'te Android 4.4.4 KitKat geliyor ve bunun üzerinde de TouchWiz kullanıcı arayüzünü görüyoruz.
Bu yılki Galaxy S6'da S6 Edge'de biraz daha farklı bir TouchWiz kullanıcı arayüzü var. Galaxy E5'te geçen yılın telefonlarında görmüş olduğumuz TouchWiz kullanıcı arayüzü geliyor. Bu telefonun ilerleyen aylarda Lollipop güncellemesini almasını bekliyoruz. Ancak Android'in KitKat'ın en son sürümü var ve bu da oldukça iyi şekilde işliyor. İşlerinizi düzgün şekilde yapmanıza olanak sağlıyor. Çeşitli Samsung uygulamalarını ve Google uygulamalarını yüklü olarak görürüz. Aynı zamanda Samsung Türkiye'nin yüklediği Selegraph, Deezer, DigiTurkplay, Hürriyet Gazete gibi uygulamalarda mevcut S Çocuk, S Mac, S Spor gibi uygulamaları da unutmayalım. Yani bir Samsung Galaxy telefonundan beklediğiniz yazılım deneyimini Galaxy E5 sizlere sunacaktır. Samsung Galaxy E5 uygun fiyata kullanıcılara mümkün olduğunca en iyi seviyede deneyimi sunan bir akıllı telefon gibi görünüyor. Söylediğimiz gibi fiyatı da 1000 liranın biraz altında, gayet uygun görünüyor. Şık tasarımlı, hoş bir cihaz. Bu telefon şu sıralar uygun bir Android telefon arayanlar için ideal olabilir. Ancak bir eksiği var. Telefonun 4G desteği bulunmuyor. 3.5G desteği var, HSP desteği var. Ancak yurt içinde Türkiye'de 2016'dan itibaren faaliyete geçmesi beklenen 4G şebekelerinden Galaxy E5'in yararlanması mümkün görünmüyor. Eğer Galaxy E5 satın almayı düşünüyorsanız bu kriteri de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Samsung Galaxy E5 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.